Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımız olsun. Xitay atalmış dinni xitaycılaştırış hakkında mahsus yığın açtı. Xitay xalqaro jamiyatda xalqning dini itiqod erkinligiga kapolat qilganligini kuchayib tashviqat qilayotgan bir paytda Xitay siyasi maslahatchilar kengashi Beijing shaharlik komiteti Beijingda dinni xitaycilashtirish siyosatiga aloqador maxsus yig'in va surat ko'rgazmasi o'tkazgan. Xitay xabarlari to'g'rining xabar qilishicha Xitay xalq siyosiy maslahatchilar kengashi Beijing shaharlik komiteti 4-dekabr Beijingda atalmış dinni xitaycilashtirish masalasidagi Beijing hikoyasi binokarlik san'ati suhbat yig'ini va rasm ko'rgazmasi o'tkazgan. Ko'rgazmada Budda dini, Daojiao dini, İslam dini, Katolik dini va Xristian dinidan iborat 5 cho'ng dinning imoratlarining 300 parchadan ortiq tanlangan surati ko'rgazmaga qatnashtirilgan. Mazkur suratlarda Beijingning dini binokarlik uslubini, san'atini qanday xitoychilashtirganligi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy rejimi diniga e'tiqod qilguvchilarning aqidasi va dunyo qarashini qanday tadbirlar bilan xitoychilashtirish masalasini muhokama qilgan. Xitay rejimi bir söhbət yığını, bir təşviqat filmi və sürət görgəzməsi bilən Beijingin dinni xitaycılaşdırış hərəkətləri, tədqiqatları və əməli nəticələrini körüstüş arqılıq xitaycılaşdırış örnəklərini təşviq qılğan. Söhbət yığınıda Xitay Siyasi Məsləhət Kengəşi Məmləkətlik Komiteti Milli və Dini İşlər Komitetinin muavin müdiri Sui Chang və Beijing şəhərlik hökumətinin muavin başlıqı Sima Hong ayrım-ayrım söz qılıb, dinni xitaycılaşdırış məsələsində ortaq tunuş hasil qılış, Beijingdəki dinni xitaycılaşdırışını örnək qılış əsasında bununla əlaqədar barlıq hərəkətlərini işqa aşırışını tələb qılğan. Xitay aldınqı neçə il içində Şərqi Türkistanda İslam dinini xitaycılaşdırış planını qanunlaşdırıb, vəhşi vasitələr bilan bu qanunu icra qılğan idi. Keyinçe bu qanunni Xitaydagi tunga musulmonlarga mo asta-asta icra qilishga boshlagan edi. Xitay irqiy qirg'inchilik siyosati va islom dushmanligi planiga asosan Sharq Turkistondagi dinga aloqador barliq sharikatlarni to'liq cheklagandan sirt hozirga qadar 16 mingga yaqin masjidni cheqib o'tgan yoki buzib o'tgan. Xitay islom dushmanligi siyosatiga asosan bu yil 8-chi oyda maxsus yig'in chaqirib, Qur'onni qaytadan tarjima qilish, Qur'onni Kongzi ideyasi bilan sharhlab, sotsializmga moslashtirish qatorliq razil planlarni o'ttirg'i qo'ygan edi. Xitaydagi qarz krizisining kunsiri kuchayganligi o'tirg'i chiqmoqda. Xitaydagi kunsiri kuchayotgan qarz krizisi sababli kredit baholash organi Moody Xitoyning moliya ahvolini salbiy baholagan bo'lib, bu Xitoyga yana bir zarba bo'lgan. New York vaqti kesining 5-dekabr xabar qilishicha qarz krizisi Xitoyning moliya ahvoliga bo'lgan passiv ko'z qarashlarga sabab bo'lgan. Xitay iqtisodining eshi sur'ati tadrijiy ostlash bilan birga Xitayning g'oyat zo'r uy mulk kasbi chekinishga boshlagan. Xitay rejimining qarziga bog'lgan yerlik hukumatlari va yerlikdagi davlat korxonalarini qutqizishga ayirgan yashirin xarajati xalqaroliq baholash organlarida andisha tug'dirgan. Xitay moliya ministrligi bu masalaga javob berib, Xitay iqtisodining elastiklik darajasining kuchli ekanligini, yerlik hukumat hamjoti uy mulk bozoridagi kasatchilikdan kelib chiqqan kirimning ziyiniga bardoshlik berib aytganligini da'vo qilgan. Halbuki Xitoyning iqtisodiy yuksalish sur'atining borgancha ostilganligini Xitoyning o'z manbalari oshkorlayotgan bo'lib, Xitoy rejimi haqiqiy ahvolni yashirishga tirishmoqda ekan. BDT kishilik huquq oliy komissari tanqidga uchradi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Türk 5-dekabr BDT irqiy qirg'inchilik ahdinomasi ma'qullanganligining 75 yilligi munosabati bilan nutq e'lon qilgan bo'lib, lekin uning Sharqi Turkistonda davomlashayotgan va Falastinda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni konkret tilga olmasdan mujmal ifoda ishiltishi yuz berayotgan irqiy qirg'inchiliklarni tilga olishdan o'zini qochirishi qattiq ayblandi. Volker Türk X hisobida e'lon qilgan so'zida irqiy qirg'inchilik ahdinomasining 75 yilligi bizga shuni eskertdi. Irqiy qirg'inchilik hech qachon ogohlantirish bermay boshlangan emas. U hamesha saxta uchur va o'chmanlikni turtki qilgan sistemalik kamsitishning yuqori pallasi degan va biz bu ogohlantirishlardan hushyor turishimiz va irqiy qirg'inchilikning oldini olishimiz
hem onu cezalaşını talep kılışımız kerek deb ta'kidlagan. Ekstiki bazı inkaslarda onun qayerda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligiga tushuncha berishi kerakligi bo'lmasa onun bu xil abstrakt so'zlarining haqiqiy jinoyatga qarata hech qanday ahamiyati bo'lmaydiganligi ta'kidlangan. Yana bazı inkaslarda bo'lsa biz ochiq oshkora irqiy qirg'inchilikka shohid bo'layotgan bir paytda bu xil umumiy talaffuz qo'rqinchlik hem xalqaro kishilik huquq qonuniga buzg'unchilik deyilgan. Volker Türk ötken yılı 11. ayda BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarlık Vazifesi'ne oturduğundan beri birkaç kıtım yumuşak telaffuzda Şinjan'ın kişilik hukuk vaziyeti deb tilga algan bolsunmu, ama o Uyghur teşkilatları ve kişilik hukuk organları tarafından Uyghur meselesi de dadil bulmaslık bilen ayıplanıp gelmekte. Angliya armiyasi ishlatayotgan quyosh energiyasi batareyasining majburiy amgak bilan ishlab chiqarilganligi oshkorlandi. BBC Angliya armiyasi ishlatgan quyosh energiyalik batareyaning Xitoy majburiy amgak natijasida erishgan materiallarni ishlatgan shirkatlar tomonidan ishlab chiqarilganligini oshkorladi. Uyg'urlarning Sharq Turkistonda va Xitoy o'lkalarida majburiy amgakka selinayotganligi har tarafdan tilg'i elinayotgan bo'lib, BBC fikr erkinligi qonuniga asosan fikr talab qilgan Davlat mudofaa ministrligi armiyani quyosh energiyasi batareyasi bilan ta'minlaydigan shirkatlarning GA Solar, Trina ve Q Kellis ikkalligini e'lon qilgan. 7 ayda Angliya Sheffield Hallam Universiteti doklad e'lon qilib, bu 3 şirketning Sharq Turkistondagi ishlab chiqarishdan erishgan xom ashyoni ishlatganligini oshkorlagan edi. GA Solar ve Q Kellis bu haqda BBC'ga bergan bayonotida o'zlarining majburiy amgak kuchining ta'minlash zanjirida rol o'ynamasligiga kafolatlik qilish uchun tadbir qo'llanganligini aytgan bo'lsa-mu, Trina shirkati javob bermagan. Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatıda armiyanın təminləş zəncirinin qərəllik təkşürülüb, hər qaysı tərəflərini təkşürüş üçün qatlıq tərtiblərinin yolu qoyulğanlıqını bayan qılğan. Sheffield Hallam Üniversitesi dokulatının abdurlarından biri Alan Crawford özünün BBC erişkən şirkətlərinin tizimlikini görgəlikini və dokulatiki əyibləşlərinin yenili küçkü iki ihkəllikiki işindiqanlıqını bildirgən. Təminləş doğrudaki təcrübəsi var ximiyelik injiner Crawford çoğun şirkətlərinin məcburi əmgək işləb çıxarğan məhsulatlarını qəstən setivilişinin mümkün əməslikini görsətgən. Ama o yana təminləş zəncirinin aşkarılıqının kəmçiliki bəzi şirkətlərinin qulluqı qarışdırış bayanatının arqısıqı yüşürünü valğalıqını qoşub qoyğan. Angliya parlament əzası Alekia Kernes Angliya hükümetini Uyğurlarının məcburi əmgekigi münasibətlik barlıq quyash energiyası şirkətlərgə caza yürgüdüşkə çakırgan idi. Və başvazir Rishi Sunakni Angliyanın Xitayının quyash energiyası işləb çıxırışıqı tayınıp qalğalıqı haqqıda tənqit qılgan və tədbir qollunışqı çakırgan idi. 2021 yılı Amerika Kengash Palatası Uyghur Mecburi Emgeki Kanunu'nu yolu koygan idi. Ve bu kanunga asasen Şark Türkistan ve Xitay'dan Amerika'ya mal import kıldığan şirketlerinin çoğum işlep çıkırıştı Mecburi Emgekinin işiltilmegenlikini ispatlaşı kerak idi. Amerika dairelerinin sözüge asaslanğanda kuyash energiyelik batarya tahtısının asaslıq materiallarının biri bolgan köp kristallıq kremli Mecburi Emgek neticesi de işlep çıkırılgan maddelerinin biri ikken. Quyosh energiyasi bozoriga hukmronlik qilayotgan Xitoy dunyodagi quyosh energiyasi batareyasi ishlab chiqarish miqdorining 80%dan ko'prakini egallamoqda. Isroiliya BDT amaldorining vizasini amaldan qoldirdi. İsrailiya hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı Palestin İnsanperverlik İşleri Maslaştırıcısı Lane Hastan'ın vizasini amaldan qoldirganligini e'lon qildi. İsrailiya Tashqi ishlar ministri Eli Cohen ijtimoiy taratqusupsi X'de e'lon qilgan bayonotida biz BDT'ning tanqidiy qarashlariga amdi sukut qilmaymiz dedi. İsrailiya Tashqi ishlar ministri Cohen Palestin insonparvarlik ishlari maslahatchisi Lane Hastanning G'azza rayoniga qaratilgan vahshiyona hujumlarni va quruqlik ishg'oliyatini davomlashtirayotgan Isroiliyani ayiblaganligini eskertib, BDT insonparvarlik ishlari maslahatchisi Lane Hastanning İsrailiyadagi vizasini bekor qilishni qaror qildim dedi. Cohen G'azzadagi İsrailiyaga qilingan hujumlarni imo qilgan holda Hamasni ayiblashning o'rniga İsrailiyani ayiblagan kishi BDTda xizmat qila olmaydi va İsrailiyaga kira olmaydi dedi. Lane Hastin tunugun e'lon qilgan yozma bayonotida İsrailiyaning qattiq hujumiga uchirgan G'azza rayonida hech qanday yerning bexatar emasligini aytib diqqat qo'zg'agan edi.
BDT'nin insanperverlik işlerini maslaştırıcısı Hastan İsrailiyanın insanperverlik noktasından uruş tohtuş gelişimeden kiyin hücumlarına kaydının başlaşını barğansırı tarlışı batkan Gazze rayonu da tümen manlıgan kişilerini yemeklik, su, toralgu ve bihatercay izleşki mecburlamakta digen idi. Netanyahu Gazze İsrailiyanın kontrollüğü de koralsızlandırılışı kerek dedi. İsrailiya Başministeri Netanyahu Gazze'nin uruştin kiyin Xalqaralıq cəmiyyət arlaşmasının İsrailiyanın kontrolluğu asıda qoralsızlandırılışı kerekliğini ilgiri sürdü. Türkiye Avaz Radiosu haberde bildirilişe, İsrailiya Başministeri Benjamin Netanyahu uruş kabinti yığınıdan kiyin ötküzülgən akbarat elan kılış yığınıda İsrailiya armiyasının Gazze'deki ikinci çoğun şehir bolğan Xan Yunus'ni ve Cibaliyanı qorşav astığa alğalıqını bildirdi. O Gazze'nin İsrailiyaga ikinci qetim tehdit payda qılalmaydığanlığını, terrorlıqni qollash bilen ayıplınıp atqan Ramallahdaki Palestin hükümetinin Gazze'ni başquralmaydığanlığını ilgiri sürdi. O uruştin kiyin Gazze qoralsızlandırıldı. Bunu qılalaydığan birden bir köç İsrailiya armiyasıdır. Hiçqanda xalqaralıq köç mesuliyetini üstüge alalmaydı. Közümünü yumup bunu qubul qılalmayman dedi. O 365 kvadrat kilometrelik ziminde yaşaydıgan 2 milyon 300 min kişiden 1 milyon 900 min palestinlik yurt makallarından mecburi köçürülgen halıqtın uruş yok rayonlarga köçüşünü talep kıldı. O İsrailiya taratqolardaki Amerikanın Tel Aviv'den hücum kılışını en kısqı vaqt içinde toxtışını talep kıldı degen haberler üstüde toxtulup, bizden uruşunu tez ahırlaştırışını talep kılgan dostlar bunun için Hamas'ını yokutuş için zor küç işiltişimiz kereklikini bilişi kerek dedi. İgilinişçe, İsrailiyanın barğansırı keskirlişi vatkan hücumları devamıda köpüncisi ballar bulup 16.200'ün artıq palestirlik cenidin ayrılgan. Hürmetli körümeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah, ertik programımızı görüşkice aman bolğaysılar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.